Bundan sonra hiçbir hayvan sokakta yalnız değildir. Bunu böyle bilin. Bugün Cumhurbaşkanlığı, AKP, iktidarın küçük ortakları olan gerici siyasi partiler ve Tarım Bakanlığı tarafından öne sürülen tecrit ve katliam odaklı yasa tasarısına karşı sokakta yaşayan köpekleri, yani mahalle sakinlerimizi savunmak için buradayız. Tek bedeniz, ötenezi, uyutma, doğal yaşam alanı, Avrupa modeli gibi yumuşatılmış ifadelerle sokakta yaşayan köpeklerin ömür boyu hapsedilmesine ve öldürülmesine yönelik etik dışı ve kanun dışı uygulamaları protesto etmek, hayvanların yalnız olmadığını haykırmak için buradayız. Yüzyıllardır köpeklerle paylaştığımız bu sokaklarda dostlarımızın yanındayız. Türkiye Büyük Meclisi Tarım Komisyonu'nda köpekler için ölüm fermanı anlamına gelen bu tasarıyı görüşecekler. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, dün gazetecilerle paylaştığı bilgiye göre bahsi geçen düzenleme önümüzdeki birkaç hafta içinde komisyon toplantıları sonrası oylanmak ve yasalaşmak üzere meclise sunulacak. Artık yeter demek için yine sokaklardayız. Çünkü hayvanlarla birlikte içine çekildiğimiz nefret örgütlenmesi yeni değil. 2000'li yılların ortalarından bu yana sokakta yaşayan hayvanları toplamak, hapsetmek ve öldürmek için hep aynı tehditle karşı karşıya bırakılıyoruz. Toplumsal huzura ve barışa zarar veren bu suni gündemleri ise taraflı medya kuruluşlarını, yandaş gazetecileri ve parayla tutulmuş troll çetelerini devreye sokarak yapıyorlar. Bireysel silahlanmayı hedefleyen, provokasyon ve dezenformasyonla köpekleri ve yaşam savunucularını canavarlaştıran ama bir türlü kapatılmayan sözde dernekler de adeta sözcülük yapıyor. Yetkililer Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel başka hiçbir hayati, hatta ölümcül sorun yokmuş gibi kendi sorumsuzluklarını, suçlarını, ihlal ve ihtimallerini örtmek için hayvanları ve hayvan hakkı savunucularını hedefe koyuyorlar. Artık yeter! 20 yıldır kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yani hayvanları kısırlaştırmayan, besleme, bakım ve rehabilitasyonlarını yapmayan, onları başka ilçelere, ormanlara, çöplüklere atan ve popülasyonun artmasına sebep olan belediyelerin suçunu köpeklere atamazsınız. Yapmanız gerekenlerin hiçbirini yapmayıp hayvanlara hedef gösteremezsiniz. Yok etmeye çalıştığınız milyonların hak ve adalet anlayışı, beraber yaşamayı nesilden nesile aktarmaya devam eden kültürel kodlarımız buna izin vermeyecek. Sokaktaki dostlarımızı öldürmeyi hedefleyen tecrit ve katliam tasarısı meclisten geri çekilene kadar her gün sokakta olacağız. Etik, bilimsel ve yaşam hakkından taraf olan tek çözüm kısırlaştırmak, yerinde yaşatmak, üretim ve satışı yasaklamaktır. Türkiye çapındaki tüm yaşam savunucularını dostlarımıza paylaştığımız sokaklarda varlık göstererek diğer il ve ilçelerde de direniş ve eylemler başlatmaya çağırıyoruz. Yarın ve her gün gelin. Hayvanlar için tek ses olalım. Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin.